İsmim Furkan. Hazırlık öğrencisiyim. Hukuk bölümündeyim. Denizli'de doğdum. Ortaokulu, liseyi Denizli'de bitirdim. Bir kız kardeşim var. Bu kadar. Bu tarz yani fırsat eşitliğine dayalı burs programlarını 11. sınıftan beri ben takip ediyordum. Ciddi de güveniyordum kendime bu konuda, hani iddialı olabileceğime dair. O yüzden bu programa sahip okulları araştırıyordum. Bunları araştırıyorken Beyaz Güvercinler karşıma çıktı. Hatta başvurusunun bitmesine 2-3 kala falan başvurmuştum. Kolay ilerledi. En başta ön başvuru formunu doldurdum. Kendimle ilgili bilgileri girdim. Sonra kısa süre sonra ön kabul aldığımı öğrendim. Bir mülakat aşaması oldu. Binnaz ablayla birebir mülakatımız oldu. O beklediğimden güzel geçti. Ondan umutluydum. Tahmin ettiğim gibi oldu. Son mülakat aşamasına kaldığımda bölüm dekanımız vardı. Rektörümüz vardı. Dekan yardımcımız, bir de Binnaz abla var tekrar. Bu biraz daha gericiydi benim için. Çünkü dört bir yandan soru geliyordu ve mesleki sorulardı. Yani daha bölümle alakalı sorulardı. Birini cevaplıyordum, arkasından soruyorlardı falan böyle. O da güzel geçti ama ilkine nazaran daha negatiftim. Yani yarı yarıya diye bekliyordum. Beklediğimden güzel sonuçlandı. Çok değer verdiğim bir arkadaşım vardı. Hatta ikimiz de buraya gelmek istiyorduk ama şu an mezun. 2 hafta sonra sınava girecek. İnşallah bu sene girecek. Onunla İstanbul'u gezmeye gelmiştik. Ortaköy Camii'ndeydik. Orada ben telefonu aldım. Kabul edildim, orada öğrendim. Çok güzel oldu benim için. İlk sevincimi de o arkadaşımla yaşamıştım. Çünkü hani buraya gelmek bizim hem hayalimiz hem hedefimizdi. Biraz gecikmeli oldu ama olsun. Çok mutlu oldum. Yani bekliyordum da yani şöyle. Daha az umutluydum ama umutsuz değildim ve hani bir beklentim vardı oradan. Onun istediğim gibi sonuçlanması beni gerçekten çok mutlu etmişti. Güzeldi. Track 2 olarak başladım. Sınavdan sonra yani 2 olarak başladım. Birinci dönem daha kolaydı. İlk aylarım hani yeni bir şehre alışmak, yeni bir üniversite, yani her şey baştan başlıyordu. O bocalama dönemine hazırlığın kolay dönemiyle geçiştirdiğim için benim işime geldi. Yani üst üste binmemiş oldu. İlk dönem hani biraz dersin rahatlığı vardı üzerimde. Biraz buraya alışmaya çalışıyordum. İkinci dönem artık buraya alışmıştım. Hem arkadaşlarım, hem çevre, hem okul, hem İstanbul'a. Dersler biraz daha zorlaştı. Direkt 4'e geçtim. Yani şu an yolunda gidiyor her şey. 2 hafta sonra finalden de inşallah güzel bir notla hiç yaza bırakmadan bitirmeyi düşünüyorum. İstanbul gibi öğrenci olarak yaşamanın, okumanın çok güzel olduğu ama bir o kadar da zor olduğu bir şehir. Yani her öğrencinin aslında hayalidir bölüm fark etmeksizin. Çünkü staj imkanı olsun ya da mesleki bağlantılar olsun, İstanbul 1 numara, yani ikincisi yok neredeyse. Böyle güzel bir şehri, böyle güzel artılarını hani bir yurt düşünmek zorunda kalmayarak ya da işte diğer harcamalarımı o kadar düşünmek zorunda kalmayarak keyfini çıkarmam, ondan faydalanmam, yani gerçekten Kadir Aslı olmanın bir avantajıydı benim için, artısıydı bu sene. Vallahi buraya geldikten sonra burası. İlk defa geldim ama 1 numara burası. Kütüphaneyi seviyorum. Özellikle sessiz alanını. 3. olarak da yemekhaneyi. Öncelikle bu üniversite yıllarını hem aramamak hem keşke demeden geçirmek hem de maksimum verimi alabilmek. O verimi aldıktan sonra da önce iyi bir kariyer inşa etmek mesleğim, geleceğim adına. Sonra da mutlu olabileceğim şeyleri yapmak istiyorum genel olarak. Hem mesleki olarak hem yan şeyler olarak. Yani beni mutlu etmesini istediğim şeyleri yapmak istiyorum. Geleceğimle ilgili en temel cevap bu. Yani açılabilir ama en temeli bu. Öncelikle başvurmalarını kesinlikle tavsiye ederim. Benim kendi etrafımda da başvurmasını istediğim, geleceğine inandığım ama o kadar şey davranmayan arkadaşlarım var. Onlara başvurmalarını tavsiye ediyorum. Kendilerini güzel bir şekilde ifade ettiklerinde başarılı olacaklarına inanıyorum. Birinci yol önce buna başvurmak. Sonra kendilerini, hedeflerini, vizyonlarını, yapmak istediklerini, yaptıklarını güzel bir şekilde kendilerini ifade etmeleri onlardan beklediğim şeyler olur. Çünkü bunları düzgün bir şekilde yaptıktan sonra her şey kendine ilerliyor zaten.